Makine Kimya Endüstrisi Müdürü'nün tutuklandığı tarihi casusluk operasyonunun detayları netleşmeye başladı. İddialara göre casusluktan tutuklanan müdür 1.2 milyon lira rüşvet istedi ama karşılığında vereceği bilginin değeri tam 100 milyon dolar. Vatanım için ihbarda bulundum. Nefes kesen casusluk operasyonunu başlatan iş adamının bu sözleri oldu. Günler süren takip sonrasında rüşvetçi müdür Mustafa Tanrıverdi suçüstü yakalandı. Cibiliyet meselesi, kalkıp da böyle bir sırrı deşifre etmesi veya buna tevessül etmesi çok çok yanlış bir olaydı. Silah fabrikasının müdürüydü ancak şu anda casusluk suçlamasıyla demir parmaklıkların ardında. MPT-76'nın projesini satmak için 360 bin dolar istedi ama karşılığında iddialara göre milyonlarca dolarlık belge sundu. Her adımı teknik takipte olan pazarlıkta taraflar 300 bin dolar ve MP5 silahı için 200 bin liraya anlaştı. Buluşma yeri belli oldu, polis mekanda tüm tedbirleri aldı ve sonrasında operasyon başladı. İşaretli paraların dolu olduğu çantayı alınca müdür önce bir desteyle tuvalete gitti ve sahte olup olmadığını kontrol etti. Ancak oldukça tedirgindi. Projeyi satmak istediği iş adamına beni yakmayacaksın değil mi? İhbar etmeyeceğine dair çocukların üzerine yemin et dediği ortaya çıktı. Alışveriş sonrasında para dolu çantalarla aracına doğru giderken suçüstü yakalandı Mustafa Tanrıverdi. İki silah projesi için anlaşmıştı ama üzerinden 5 harici bellek çıktı. İçlerinde de MKE tarafından üretilen birçok silahın projeleri vardı. Gizlilik içinde süren operasyonda Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sürprizi de yaşandı. Takas için ünlü bir restoran seçilmişti. Operasyon sürerken Sağlık Bakanı'nın da aynı yere yemeğe geleceği ortaya çıktı. Polisler hemen bakanın koruma müdürünü aradı. Bakanın yemeği iptal edildi. Müdür şimdi hapiste. Bankadaki paralarına da tedbir amaçlı el konuldu. Evinde yapılan aramalarda da başka bir çanta içinde 29 bin euro ve 1500 dolar ele geçirildi. Soruşturma Tanrıverdi'nin geçmiş faaliyetleri üzerinden devam ediyor. Başka projeleri başka firmalara satıp satmadığı araştırılıyor.